Değer Zehra TV izleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Tekrar hepinizi Rabbimin selamıyla selamlayıp hepinize esenlikler diliyorum. Şu anda Zehra TV'desiniz. Canlı yayında Ehli Beyt Öğretileri programını izliyorsunuz. Konuğumuz araştırmacı yazar Mehdi Aksu hocam. Evet hocam, birinci bölümde aradan önce İmam Ali'nin Peygamber Efendimiz'i kendisinden daha çok sevdiğini, ispat ettiğini, bunun ikinci bir örneği olmadığını, hicret gecesi onun yatağına yatarak biraz sonra kılıçların üstüne ineceğini bile bile canını peygambere feda ettiğini söylemiştik. Siz başta da bir hadis söylemiştiniz. Demiştiniz ki, zikretmiştiniz. Demiştiniz ki canımızı, peygamberin canını kendi canımızdan, evlatlarını kendi evlatlarımızdan daha çok sevmedikçe, ki Peygamber Efendimiz'in sözüdür, iman etmiş sayılmayız. Birinci örnekte görüyoruz, İmam Ali canını peygambere feda ediyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in canını kendi canından daha çok seviyor. İkinciye bir örnek var mı? Evlatlarını, kendi evladını peygamber evladından az sevdiğini, veya diğer bir deyişle peygamber evlatlarını kendi evlatlarından daha çok sevdiğine dair bir örnek varsa onu da söyleyin, başka bir konuya. Bakınız Yaşar Bey, genelde merak ederler, neden peygamberin velayeti İmam Ali'ye verildi? Sorudur. Evet. En önemli nedeni, çünkü İmam Ali peygamberi kendisinden çok seviyordu. Bunun örneği verildi. Verildi. Ve Hazreti Ali aleyhisselam peygamberin sözlerine, kavramlarına lisani ile inanmamıştı. Sözde inanmamıştı. Yürekten inanıyordu. Kalben inanıyordu. Kalpten inanmıştı. Ve bu inancını da ameliyle sergiliyordu. Hazreti Ali sadece hicret gecesi peygamberin yatağında yatmamış. O bir sondur. Hicret gecesine gelinmeden önce Şi'be Ebi Talip deresinde 3 yıl boyunca Hazreti Ali aleyhisselam babası Ebu Talip vasıtasıyla peygamberin yatağında günlerce, gecelerce yatmıştır. Evet. Hep yerini değiştiriyordu. Evet. Peygamber'e zarar Efendimiz gelmesin diye. Ama Hazreti Ali aleyhisselamın evlatları konusunda Hazreti Ali peygamberin evlatlarını kendi evlatlarından çok seviyor muydu, sevmiyor muydu konusunda tabii ki seviyordu. Neden? Bakınız, Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali aleyhisselam oğlu Muhammed Hanefiye'ye buyurur ki, bin atına ve karşıdaki şu bize karşı savaşmak için toplanan grubun ordunun yani sağ tarafına hamle et. Muhammed Hanefi'ye hamle ediyor. Bir müddet savaşıp geri dönüyor. İmam Ali aleyhisselam buyurur ki, atından inme. Şimdi ordunun sol tarafına hamle et. Bu yine hamle ediyor. Bir müddet sonra tekrar geri dönüyor. Hazreti Ali buyurur ki, şimdi de ordunun merkezine, kalbine hamle et. Muhammed Hanefi'ye üçüncü defasında hamle ediyor. Bir müddet savaşıp geri dönüyor. Ancak üçüncü hamlesinde bir miktar yara alıyor, yaralanıyor. Döndüğü zaman ağlıyor. Hazreti Ali aleyhisselam diyor ki, oğlum neden ağlıyorsun? Diyor, babacığım, ağlamamın sebebi şudur. İmam Hasan'la İmam Hüseyin, bunlar da benim kardeşlerim. Biz kardeşiz. Doğrudur. Benim annem Fatıma değil. Bu doğru, bu gerçek. Ancak onların babası sen olduğun gibi benim de babam sensin. Baba tarafından üçümüz de kardeşiz. Dikkat ettim de babacığım, beni üç defa hamleye emrettin, yönlendirdin. Ama bu üç defanın üçünde de İmam Hasan'la İmam Hüseyin'i yanında oturttun. Buna biraz içeriledim. Buna biraz üzüldüm. Üzüntümden dolayı ağlıyorum. Bakınız İmam Ali aleyhisselamın cevabına. Buyurdu ki, oğlum, sen hayatta olduğun müddetçe, hayatta olduğun müddetçe ve biz de burada savaştığımız müddetçe, sen var iken ben Hasan ile Hüseyin'i hiçbir zaman hamleye göndermem, tehlikeye göndermem, savaşa göndermem. Sebep çok önemli. Çünkü oğlum,
sen benim evladımsın. Ama Hasan ve Hüseyin Resulullah'ın evlatlarıdır. Ben Resulullah'ın evlatlarını kendi evlatlarımdan daha çok seviyorum. Nerede Hasan ve Hüseyin Resulullah'ın evladı oluyor? Bunun delili nedir? Bakınız bunun delili Ali İmran suresinin 61. ayetinde, yani mübahale ayetinde Allahu Azze ve Celle Hasan ve Hüseyin'i peygambere ebnâ'ena tabiri ile evlatlar olarak nitelemiş. Evlatlar olarak vasıflandırmıştır Hasan ve Hüseyin'i peygambere. Dolayısıyla Hazreti Ali aleyhisselam peygamber efendimizi kendisinden çok sevdiği gibi peygamber efendimizin evlatlarını da kendi evlatlarından daha çok seviyordu. Evet, Sıffin'de ön saflara İmam Ali Muhammed Hanefiye'yi gönderiyor. Evet. İmam Hasan ile İmam Hüseyin'i sürekli arka saflarda tutuyor. Evet. Buna Muhammed Hanefiye niye ben de kardeş değil miyim, beni daha mı az seviyorsun diye sorduğunda İmam Ali sen benim oğlumsun, onlar peygamber evladı. Evet. Bir örneği de Kerbela'da yaşanıyor. Evet. Hazreti Ebu'l-Fezl Abbas. Hazreti Ebu'l-Fezl Abbas hadisesi. Sağ olduğu müddetçe Hazreti Hüseyin'in yanına bile yaklaşamıyorlar. Bakınız Yaşar Bey, bu hakikatlere baktığımız zaman burada ister istemez karşımıza şu hakikat çıkıyor. Şu gerçek çıkıyor. Ehl-i Sünnet kaynaklarında da mevcut, Şia kaynaklarında da mevcut. Men mâte velem ya'rif imâmez zamanihi mâte mihteten cahiliye. Zamanının imamını tanımadan ölen cahiliye ölümü ile ölmüştür. Bakınız peygamber Hazreti Ali aleyhisselam kendi zamanının imamını tanıyordu. Kendi zamanının imamı kimdi? Peygamber. Çünkü Allah'ın hüccetleri bakın ya nebi unvanıyla zuhur ederler, öne çıkarlar. Ya resul unvanıyla öne çıkarlar, ya imam unvanıyla hüccetlerden söz ediyoruz. Bazen bu üç özelliğin üçü de birisinde mevcuttur. Bazen bir peygambere sadece bir vasıf verilmiştir, nebi unvanı. Bazen peygambere hem nebi hem resul unvanı verilmiştir. Bunların farklılıkları var. Hazreti Ali aleyhisselam kendi dönemine baktığımız zaman ki peygamberimiz zamanının imamını tanımadan ölen cahiliye ölümüyle ölmüştür demesine rağmen, kaynaklar bunu nakletmesine rağmen bakıyoruz ki Hazreti Ali aleyhisselam kendi zahiri hilafet dönemini dahi incelediğimizde zahiri hilafet döneminde dahi Hazreti Ali aleyhisselama muhalefet edenler olmuştur. Ve bu hadiste imamı tanımaktan maksat Yaşar Bey fiziksel ve coğrafi, bakın coğrafi ve kimliksel bir tanıma değil. Maksat bu değil. Çünkü mel'un şimr İmam Hüseyin'i kimliksel açıdan bizden daha iyi tanıyordu. Tabii Kufe'de aynı sokakla büyümüşlerdi. Aynı mahalleleri paylaşıyorlardı. Belki yolda birbirlerini görünce selam veriyorlardı. Yani buradaki tanımaktan maksat imam hangi tarihte dünyaya geldi, babası annesi kimdir? Kimliksel ve fiziksel ve coğrafi ve tarihsel bir tanıma değil maksat. Bakın tanımaktan maksat başka bir şeydir. Hasan-ı Basri bir gün abdest alırken İmam Ali aleyhisselam, ki Hasan-ı Basri de meşhurdur bazı kavramlar içerisinde. Evet. İmam Ali aleyhisselam bu abdest alırken İmam Ali aleyhisselam bunu uyarıyor. Abdest konusunda bunu buna ikazda bulunuyor. Hasan-ı Basri İmam Ali aleyhisselamın bu uyarısına karşılık diyor, sen değil miydin ki Cemel'de abdest alıp namaz kılanları öldüren? Diye böyle bir karşılık veriyor. İmam Ali aleyhisselam buyurur ki madem ben Cemel'de abdest alıp namaz kılanları öldürdü isem, ben onları öldürdüğüm zaman sen neden onlara yardıma gelmedin? Hasan-ı Basri diyor ki ben şehadet guslü aldım, elbiselerimin altından kefen giydim ve Cemel'de sana karşı savaşanlara yardım etmek için evimden çıktım. Çölde gelir iken gaipten bir ses duydum, sesin sahibini görmedim. Sesin sahibi bana diyordu ki ya Hasan irci, ey Hasan geri dön. El katil vel mektul kilahuma finnar. Katil de maktul da ikisi de ateştedir, cehennemdedir. Ben gaipten bu sesi duydum, geri döndüm. İmam Ali aleyhisselam buyurur ki peki ey Hasan-ı Basri sen o sesin sahibini tanımak ister misin? Dedi evet tanımak isterim. Bakınız İmam Ali aleyhisselam buyurur ki
Ey Hasan, o sesin sahibi kardeşin şeytandı. Evet. Bakın Hasan-ı Basra İmam Ali'yi tanıyordu. Ama bu şekilde tanıyordu. Veya Sıffin Savaşı'nda Muaviye'nin askerlerinden bir tanesi meydana çıkıyor. Emma yetesâelun enin nebe'il azim ayetini okuyarak kendisine bir savaşacak birisini talep ediyor. Hazreti Ali'nin kendisi çıkıyor. Nebe suresini okuyor bu Muaviye'nin askeri. Senden sual ederler, sorarlar sana. Büyük haberi sual ederler senden. Bakın nebe haber demektir. Senden büyük haberi sorarlar. Ki onlar o büyük haberde ihtilafa düştüler. Bu ayetleri okuyup kendisine bir savaşçı istiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kendisi meydana çıkıyor. Diyor ki ey falanca, tilavet ettiğin ayette büyük haberden maksadın ne olduğunu biliyor musun? Yani ayet okuyorsun. Amaç ne? Allah orada büyük haber derken neyi kastediyor? Biliyor musun bunu? Şahıs diyor ki hayır bilmiyorum. Hazreti Ali Aleyhisselam buyuruyor ki bakın enellezi, bakın enen nebe'ul azim, enen nebe'ul azim ellezi fiyyehteleftum. Allah'ın büyük haber diye nitelediği o büyük haber benim ki sizler bende ihtilafa düştünüz. O büyük haber benim ki sizler bende ihtilafa düştünüz. Bakınız Yaşar Bey. Karşıda İmam Ali'ye, zamanının imamına karşı savaşan, Kur'an tilavet ederek, Samit Kur'an'ı okuyarak, Susan Kur'an'ı okuyarak, Natık Kur'an'a karşı geliyordu. Natık Kur'an'ı din adına öldürmek istiyordu. Evet. Bakınız az önce söz ettiğim o 10 tane ihtilafın neticeleridir bu hareketler. Bu söylemler ve zamanın imamına karşı, zamanın imamını din adına öldürme efendim hareketinde bulunmaların tamamı bu 10 tane ihtilafın neticesidir. Dolayısıyla imamı tanımaktan maksat fiziksel ve kimliksel bir tanıma değildir. Ne varsa aşkta var. Ne varsa itikatta var, ne varsa kalbin iman getirmesinde var. Salman-ı Farsi İbni Abbas ki yeri gelmişken arz edeyim bu rüyalar bölümüne girmeyecektim ama kaynaklarımızda var. İbni Abbas Salman-ı Farsi Medain'de vefat ettikten sonra İbni Abbas'ın kendisi diyor ben Salman'ı rüyamda gördüm. Baktım Salman diyor cennette çok güzel bir köşkte oturuyor. Dedim Salman bu köşkün sana verilmesine, bu makamlara ulaşmana sebep hangi amelindir? Hangi amel neticesinde sen bu makamlara ulaştın? Diyor İbni Abbas bana dedi ki vallahi ma niltu zalike illa bi hubbe Ali. Vallahi ben bu makamlara ancak Ali'nin aşkıyla ulaştım. Ali'nin muhabbeti benim bu makamlara ulaşmama sebep oldu. Dolayısıyla Ali muhabbeti hakkında bakın bu kadar vurgu var, bu kadar teekit var. Burada bir var. Soru hocam. Buyurun. Sadece muhabbet yeterli mi? Muhabbet mi, meveddet mi diye sorsam. Eyvallah. Bakınız Yaşar Bey. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimizin Risalet uğruna çektiği zahmetlere karşılık Ehl-i Beyt'in sevgisini emrediyor. Yani farz. Şafii dört mezhepten birisinin müçtehididir. İdris-i Şafii diyor ya ehlel beyti Resulullah. Ey Resulullah'ın ehli beyti. Hubbukum farzun min Allah fil Kur'an. Çünkü hocam burada soruyu tamamlayayım isterseniz. Buyurun. Estağfurullah. Genelde Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin söylediği şu ki biz de Ehl-i Beyt'i seviyoruz. Biz evet. de İmam Ali'yi seviyoruz. Camilerde Ali Hasan Hüseyin ismi yazılı. Kimseden de Hazreti Ali'yi sevmiyoruz diye bir laf duymazsınız. Evet. İmam Hasan'ı sevmiyoruz diye bir laf duymazsınız. İmam Hüseyin'i sevmiyoruz diye bir laf duymazsınız. Sevgi yeterli mi? Sorumu tekrarlıyorum. Muhabbet mi? Daha derin anlamda olan meveddet mi? Hangisi? Bakınız Yaşar Bey, sevgi tabii ki yeterli değil. Yeterli emredilen nedir? Evet, yeterli olmamasının sebepleri Kur'an'da mevcut. Bakınız Allahu Azze ve Celle Ehl-i Beyt'in sevgisini bize farz etmiş. Bunu Ehl-i Sünnet de bu şekilde kabul ediyor ve dinin zaruriyatlarındandır diyor Şafii. Hatta Şafii diyor ki eğer bir insan size namazda selah selavat getirmezse la selate leh onun namazı boştur. Kur'an Şura Suresi'nin 23. ayetinde bunu belirtiyor. Allahu Azze ve Celle Ehl-i Beyt'in sevgisini farz etmiş.
Peygamber Efendimiz Allah'ın emri doğrultusunda yüzlerce hatta binlerce defa Ehl-i Beyt'in sevgisine yönelik vurgularda bulunmuş, açıklamalar yapmış. Diyoruz ki, haşa ne uzibillah, böyle bir varsayım düşünsek. Ya Allah burada haşa taraf mı tutuyordu? Yani neden Ehl-i Beyt'in sevgisini farz ediyordu bize? Bu sevginin bize ne faydası var? Sevmesek olmaz mı? Bakın sevginin de bir neticesi olması lazım. Evet. O neticeden dolayı Allah bize sevgileri farz ediyor. Bakın, sevgiyi, meveddeti Şura 23'te emretmiş. Bak, emrediyor. Dikkat et. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'i sevmek bazılar diyor peygamberin emridir. Hayır. Ehl-i Beyt'i sevmek Allah'ın emridir. Peygamber de Allah'ın emrinin dışında hareket etmesi mümkün değil. Eğer bir peygamber Allah'ın emri dışında hareket edecek olsa Allah ona peygamberlik makamını vermez. Dolayısıyla peygamber de Allah'ın emri gereğince Ehl-i Beyt'in sevgisini farz kılıyor. Ayet yeterince açık değil mi hocam? Bakınız tabii ki Şura suresi. Bakın kul la es'elukum aleyhi ecran illel meveddete fil gurba. Ben sizden hiçbir mükafat karşılık istemiyorum. Sadece benim yakınlarımı sevin. Ehl-i Beyt'imi sevin. Bakın Şura suresi 23. Bir de gidelim Bakara suresi 61'e. El Kur'an yufassiru ba'zuhu ba'za. Kur'an'ın kimi ayetleri diğer kimi ayetlerini, bazı ayetlerini tefsir eder. Allah rahmet etsin Allah'ına tabatabayye. Ki El Mizan isimli tefsirinde ayetleri ayetler ile tefsir etmiştir. El Mizan'ın Türkçesinin çıktığını da evet. Söyleyelim. 11'e kadar çıktı. Çıkmış evet. Dersin. En büyük özelliği de odur tefsiri Mizan'ın. Bakın Bakara suresinin 61. ayetine bakıyoruz. Buyurur ki kul ma es'elukum aleyhi kul ma se'eltukum min ecrin fehuve lekum. De ki eğer ben sizden bir mükafat istedi isem فَهُوَ لَكُمْ O sizin kendiniz içindir. Yani onu lakum yani sizin lehinizedir. Onun size faydası var. Onun size menfaati var. Bakın Şura 23'te diyor ki Risaletime karşılık Ehl-i Beyt'imi sevin. Getir o ayeti onun yanına şimdi. Bakın bunu götür Bakara'nın yanına bırak. Eyvallah. 61'in yanına diyor ben eğer sizden bir mükafat istediysem فَهُوَ لَكُمْ O sizin kendinizedir faydası. Eyvallah. E peki Allah'ı Azze ve Celle bir şeyi bizim gibi, insan gibi söyleyip maallakta kapalı mubhem bırakmaz. Bunun faydası sizedir buyuruyor. Peki bunun faydası nedir? Bize olan faydası nedir? Bakın Kur'an-ı Kerim Furkan suresinin 57. ayetinde buyuruyor ki قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ أَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَّخِذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا De ki eğer ben sizden bir mükafat istedi isem bu mükafat Allah'ın yolunu tutup Allah'ın yoluna gitmek isteyenler içindir. Yani peygamberin risaletinin karşılığı ve mükafatını vermek insan Allah'ın yoluna götürür. Eyvallah. Şura 23. Eyvallah. Bakara 61, Furkan 57. Furkan 57. Bir daha verelim. Şura 23, Bakara 61, Furkan 57. Evet, not alabilirler izleyicilerimiz. Dolayısıyla bakın Yaşar Bey, neticeye geldiğimiz zaman Kur'an ve Ehl-i Beyt'i birbirlerinden ayırdıkları için bugün bir sürü mezhep, meşrep, tarikat, bölünme, parçalama 1400 yılın neticesi. O 10 tane ihtilafın neticesi. Bakın peygamber eğer Allahu Azze ve Celle peygamber bize Ehl-i Beyt'i sevin diyorsa yani Ehl-i Beyt'i din kavramlarında özellikle dini kavramlarda Kur'an'ı öğrenmede, sünneti öğrenmede kendinize olgu Ehl-i Beyt'i kabul edin. Ehl-i Beyt bunları en doğru, en sağlam size öğreten adreslerdir, kapılardır, üstadlardır. Ancak Peygamber Efendimiz'den sonra Müslümanlar bu değerlere sahip çıkmadıklarından dolayı Kur'an ve Ehl-i Beyt emanetini, o ikiliyi birbirinden ayırdıklarından dolayı mezhepler çıkmıştır Yaşar Bey. Din adına bölünmeler, tefrikalar baş göstermiştir. Hatta ve hatta
din adına dinsizlikler yapılmıştır. Hatta bunun da ötesine din adına sevgileri, muhabbetleri, meveddetleri farz olan peygamber ehli beyti öldürülmüştür. Din adına dikkat edin. Sebep nedir? Bu Kur'ani hakikatlere, bu Kur'ani kavramlara bağlı kalınmadığından dolayı. Dolayısıyla insanın zamanının imamını tanıması farzdır. O imamı tanımadan ölmek de insanın cahiliye ölümü ile ölmesine neden olur. Peki o günden bugüne. Evet. Kur'an bize yeter denildi. Evet. Bunun maksatlı söylendiğini, bunu söyleyenlerin Kur'an'ı Ehl-i Beyt'ten ayırmak maksatıyla, Ehl-i Beyt'i dışlamak manasıyla söylediklerine inanıyor musun? Bakınız Yaşar Bey, eğer Kur'an'ın yanında Allah'ın tayin ettiği bir beyancı olmaz ise Kur'an'ı istediğiniz gibi kendi çıkarlarınız doğrultusunda yorumlayabilirsiniz. O maksatla mı söylediler? Tabii ki. O günden bugüne söylediler. Eğer Kur'an'ın yanında Allah'ın tayin ettiği bir beyancı olursa, isteyen istediği kadar ayetlerini kendi düşüncesine göre tanımlasa, kendi düşüncelerine göre yorumlasa bile Kur'an'ın Allah tarafından tayin edilen o beyancı diyecek, hayır, falancanın söylediği yanlıştır, falancanın söylediği yanlış, bu ayette Allah'ın muradı budur. Şimdi, dolayısıyla birileri Kur'an'ı çıkarları doğrultusunda alet edemeyecekler. 10 tane ihtilaf sayacağız. Evet. O ihtilaflardan birisi de Allah'ın Kur'an'ı bize yeter. Evet. Ne gerek var vasiyete. Sonra Sıffin'de birileri dedi, evet, Kur'an bize yeter. Evet. Bunların hepsi maksatlı söylendi ve bunların sonucu da bunları doğurdu. Kerbela'yı doğurdu. Kerbela'yı bakın. Şunu arz edeyim Yaşar Bey. İzleyicilerimiz de zaten biliyorum. Akıl bunu kabul ediyor. Siz diyebilir misiniz? Efendim, bizim hastanemiz var, doktora ihtiyacımız yok. Bizim okulumuz var, öğretmene evet, ihtiyacımız yok. Bizim evimizde efendim binlerce tıp kitabı var, doktora ihtiyacımız yok diyebilir misiniz? Kur'an bize yeter sözünün manası, bakın, ben tıp kitabını kabul ediyorum ama doktoru kabul etmiyorum'a gelir. Yani, hangi akıl doktoru reddedip tıp kitabını kabul eder? Maksat sadece vasiyeti yazdırmamak, değildi. Tabii. Eyvallah. Maksat onu, o değildi. Onu öğrenmek istiyordum. Tabii, maksat o değildi. Onu öğrenmek istiyordum, onu da öğrendim. Evet. İmam Bakır'ın bir vurgusunu ben arz etmek istiyorum burada. Bakın İmam Bakır aleyhisselamın yanına yaşlı birisi geliyor. Diyor ey peygamberin evladı, ben vallahi sizi seviyorum. Bakın hep sevgi kavramından söz ediyoruz. Vallahi sizi seviyorum. Vallahi sizi sevenleri de seviyorum. Ama sizi sevenler bana akraba olmasalar bile seviyorum. Onlar sizi sevdikleri için seviyorum. Vallahi ben size düşman olanlara düşmanlık besliyorum. Vallahi size düşman olanları sevenleri de sevmiyorum. Ama benim bu tutumum dünyevi bir makama ulaşmak için değil. Herhangi bir şey elde etmek için değil. Ben dine bu şekilde inandığı için bunları bu şekilde düşünüyor ve söylüyorum. Ben bu şekilde yaşar, bu şeklimle ölür isem yarın öldükten sonra halim ne olacak? Dikkat edin. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam buyuruyor ki ne mutlu sana. Bu şekilde yaşar, bu şekilde ölürsen yarın ceddim peygambere, dedem Ali'ye, Hasan Hüseyin'e, babam Zeynul Abidin'e misafir olacaksın. Gittiğin zaman bunların yanına gideceksin. Bu yaşlı adam o kadar sevincinden ağlıyor ki ve bu ağlamanın neticesinde sevincinden bayılıyor. İmam biraz su istiyor, bunun yüzüne döküyor bu ayıldığında. Diyor imam sana kurban olayım, ne olur o söylediklerini bir daha söyle. Bakın duymak istiyor, aşk ehlidir bu. İmam bir daha söyleyince bu imamın elinden öpüyor, kalkıp arkasını dönüp gidiyor. Bu gittikten sonra İmam Bakır aleyhisselam diyor ki men erade en yuhib en yanzure. Bakın kim cennet ehli birisini bu dünyada görmek istiyorsa gitsin bu yaşlının yüzüne baksın. Bakın İmam Bakır aleyhisselam hangi şeylere cennet vadesi, müjdesi, neticesi belirtiyordu. Buyuruyor ki bu adam cennet ehlidir. Kim cennet ehli birisini görmek istiyorsa gitsin bu yaşlı adamın yüzüne baksın. Bakın Yaşar Bey,
İmam Rıza'yı bilirsiniz. Yani İmam Rıza'yı elbette bilmeyen bir ehli beyt dostu yok. Silsiletü'z-Zeheb'i kastediyorum. Defalarca buradan söylenmiştir. Silsiletü'z-Zeheb'de İmam Rıza aleyhisselam Nişapur'da ne buyuruyor? Teferruatlı geç durmayacağım üzerinde buyuruyor ki Kelimetu la ilahe illallah hasni. Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki hadisi kutside La ilahe illallah kelimesi benim kalemdir. Femen dakhale hisni amine min azabi. Kim benim kaleme girer ise azabımdan emanda olur. Arkasını dönüp birkaç adım attıktan sonra ki imam aslında buradaki bu sözüyle mucize yaratmamıştı. Kelamda mucize gerçekleştirmemişti. Neden? Siz bu sözü el halkı putperest olan, müşrik olan, kafir olan bir topluluğa bir yerde söylerseniz o zaman insanlar o sözü yeni duymuş ve hayrete kapılmaları doğal. Evet. Kapılırlar. Horasan, Nişabur ehli 100 yıla yakındır ki la ilahe illallah diyorlardı, Müslümanlardı. Halkının çoğunluğu Müslüman olan bir cemaate, bir topluluğa imam bunu söylüyor ve halk günlerden beri İmam Rıza'dan bir şey duymak için orada bekliyorlardı. Bu sözü duyunca biraz olsun nedir o, moralleri bozuluyor. O anlık dudak büktüler. Tabii dudak büktüler. İmam birkaç adım attıktan sonra tekrar döndü buyurdu ki velakin beşertiha ve şuruca. Ancak bu la ilahe illallah kalesine girmenin şartları vardır ve enemin şuruca. O şartlardan bir tanesi benim. Enemin şuruca. O şartlardan bir tanesi benim. Bu sözün manası ne? Bakın Yaşar Bey. Hadis-i Kudüs'te la ilahe illallah kavramı var. La ilahe illallah Muhammed Resulullah'sız olmaz. Her ne kadar bugün birileri efendim medyada dinler arası diyalogdan dem vuran birileri efendim ehli kitap ile vahdet adına Muhammed Resulullah'tan vazgeçmemiz gerekir dese bile bu şirk ile denk bir meseledir bu sözü söylemek. Hangi dinle diyalog yapıyorlar hocam? Ya hangi dinle yaparlarsa ama Allah, ne yaparsansa yap Muhammed Resulullah'tan vazgeçemez. Hocam bu Kur'an'a muhalif değil mi? Allah'ın dininde bakın, din İslam'dır. İslam'ın temeline muhaliftir. İslam'ın dışında din tabii, tanımıyor ki. Eyvallah. Bakın innet dine indellah el İslam. Eyvallah bitti. Allah katında tek bir din İslam. Başka bir din yok ki İslam'dan diyalog yapsınlar. Bakınız İmam Rıza aleyhisselamın bu söylemine baktığımızda çok önemli noktalar var. Din İki tane ana sütunu vardır. Biri la ilahe illallah tevhid, biri nübüvvet, risalet. Bu iki tane ana sütun temeli sağlam olmalı. Sağlam bir temelin üzerine oturtulmalı. Eğer bu iki tane sütun sağlam bir temelin üzerine oturtulmaz ise en ufak bir sarsıntıda, zelzelede, depremde o iki tane sütun yerle bir olur Yaşar Bey. İmam Rıza aleyhisselam ki buyuruyor o kaleye girmenin şartlarından birisi benim. Bu sözün manası yani tevhid ve nübüvvet sütununun temeli velayettir. İmamettir. Eğer o iki sütunu o sağlam temelin üzerine oturtur isense İslam'ına hurafe bulaşmaz. İslam'ına bid'at bulaşmaz. Din adına dinsizlikler yapmazsın. Din adına hurafeleri dine mal etmezsin. Bid'atleri dine mal etmezsin. Ve insanları o öğretilerle eğittiğin takdirde sahte din adamları, sahte şeyhler, şeyh murid ilişkilerine girmeleri mümkün olmaz. Giremezler çünkü halk hakikatleri görüyor. Bugün neden birileri kalkıp gidiyor efendim dinden uzaktan yakından alakası olmayan bir takım eylemlerin içerisine giriyorlar? Çünkü gerçek dini görmemişler. Güzel dini öğrenmemişler. Öğrenseler bilseler bunlara alet olmaları, evet, bunlar tarafından kullanmaları mümkün olmaz. Dinin güzelliklerinden bir haberler. Eyvallah, şunu arz etmeye çalışıyorum. İmam Rıza o gün diyordu değil mi? Enemin şuritaha. Bugün o kaleye girmenin şartlarından biri benim. Bakın Yaşar Bey, İmam Ali'nin zamanında o kaleye girmenin şartı İmam Ali'yi kabul etmekten geçiyordu. Eyvallah. İmam Ali'den sonra İmam Hasan, İmam Hasan'dan sonra İmam Hüseyin. Ve bugün la ilahe illallah kalesine girmenin şartı İmam Mehdi'yi kabul etmekten geçer. Allah zuhurunu acil etsin. Amin. Dolayısıyla İmam Rıza aleyhisselam orada o cümleyi söylerken sadece kendisini kastetmemiş. Bakın Yaşar Bey, özür dileyerek şunu arz edeyim. Kur'an'da Allah zeytine incire yemin içiyor. Vattine ve zeytun. And olsun. Bakın. İncire ve zeytine.
İzleyicilerimiz buraya çok iyi dikkat etsinler. Halkın içerisinde amiyane yeminler vardır. Amiyane yeminler vardır. Şeriat bunları yemin olarak kabul etmez. Yani hükümsüz yeminlerdir. Diyor, bunların hükmü yoktur. Mesela sen diyorsun ki bu örfümüz içerisinde var. Andolsun evladımın başına. Bakın bu yemindir. Ancak hükmü olmayan yemindir. Yani sen andolsun evladımın başına ben sigara kullanmayacağım deyip de sigara kullansan kefare vermene gerek yok. Çünkü o yeminin hükmü yoktur. Hükmü olan yemin nedir? Vallahi billahi tillahi. İçinde Allah ismi olan yeminlerin hükmü vardır. Andolsun Allah'a ben şu elbiseyi bir daha giymeyeceğim, şu işi bir daha yapmayacağım deyip yeminini bozar isense 3 gün kefaresi var. 3 gün oruç tutman lazım. Veya 10 tane fakiri doyurman lazım. Bakın Allahu Azze ve Celle Kur'an'da zeytine incire yemin içiyor. Dikkat edin. Bugün biz Kur'an'a inanan insanlar olarak iki tane Müslüman karşı karşıya geldiği zaman birisi karşıdaki kardeşine bir şeyi kabullendirmek için dese ki andolsun şu zeytine bu dediğim söz böyledir. Karşıdaki Müslüman bunu kabul eder mi? Soruyorum size. Hiçbir Müslüman kabul etmez diyecek, kardeşim sen ne biçim yemin ediyorsun? Sen zeytine and içiyorsun. Desen ki andolsun şu ağaçtaki incire benim söylediğim doğrudur. Karşıdaki Müslüman hiç kimse kabul etmez. Çünkü niye? Senin yemin içtiğin şeyin onun yanında pek değeri yok. Yemin içilen şey çok değerli olmalı. Diyeceksin ki kardeşim sen niye kabul etmiyorsun? Allah Kur'an'da incire ve zeytine yemin içmiş, içmiştir diyoruz. Evet. Allah Kur'an'da incire, zeytine yemin içmiş ama Allah pazarda satılan incirle zeytine yemin içmemiş. Allahu Azze ve Celle'nin bazı hakikatleri aktarma yolu sıfattır. İşte Peygamber Efendimizin Kur'an'da bazı yerlerde, bakın birçok yerde ismi geçmez bir kere. Yani birkaç yerde, 2-3 yerde Peygamberimizin ismi geçer. Hocam bir nefes alalım isterseniz. Telefon varmış, evet. Iğdır'dan kulağıma söylediler. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, Iğdır'dan Kerbela Hüseyin Yalçın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun Hüseyin abi. Nasılsın, iyi misin? Güzel hocama saygılar, size hürmetler, saygılar. Saygı bizden, saygı bizden Hüseyin. Allah razı olsun sizden. Allah sizden de razı olsun. Programlarla bizi aydınlatıyorsunuz. Aşkımızı, sevgilimizi, sevgimizi tazelememize vesile oluyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Zehra TV'yi Allah daima var etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun Hüseyin abi. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Allah size de. Hacı Mehdi Ağa konuştu. Çok duygulandım. Dedim bir arayayım. Bir teşekkür Allah deyin. Allah razı olsun. Fazla vaktini de almayayım. Allah razı olsun. İki beyitte sohbet sizlere söz deyin. Evet. Buyurun. İslam'ın özü aşktır. Aşkın ruhu velayet. Küfre dönerdi iman. Bu öz olmazsa şayet. Dinde sevgi gayedir. Dinde sevgi gayedir. Böyle buyurdu Nebi. Başka din hikayedir. Oku Nalan Zeynep'i. Aşka bir destan yazdı. Destanı aşk-ı bela. Aşk yolunda korkmazdı. Sultanı Kerbubela. Esselamu aleyküm. Ağzına sağlık Hüseyin abi. Iğdır'dan önceki gün 180 kişilik bir kafile Hacı Belgin Hanım'ın zahmetleri eşliğinde Kerbela'ya yolcu oldu. Bugün Necef-i Eşref'te Emirül Müminin Aleyhisselam'ın huzuruyla müşerref oluplar. Allah ziyaretlerini kabul etsin inşallah. Kafile gitti. Allah bütün arzusunu çekenlere nasip etsin. Amin. Hakkınızı saygılar sunuyorum. Amin. Bütün dinleyicilere de selam, sevgi, saygılarımı arz ediyorum. Zehra TV, Allah var etsin. Allah razı Allah olsun. Razı olsun Kerbela Hüseyin abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Iğdır'a da buradan selamlar, saygılar. Evet, Iğdır'ın yetiştirdiği büyük Ehl-i Beyt şairlerinden, evet, Kerbela Hüseyin Yalçın bizim iftiharımız. Evet. Ki geçen yıl İmam Rıza Diyarı'nda yapılan şiir yarışmasında birinci geldi. Birinci oldu. Biz de kendisiyle iftihar ediyoruz. Evet. Kendisine tekrar buradan selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Allah razı olsun. Amin. Benim de çok sevdiğim bir can dostum. Hepimizin çok Allah sevdiği bir abimiz. İnşallah. Allah emsalini bol etsin. Bakınız Yaşar Bey, incirle zeytinde kaldık. Nedir bu incir zeytin? Ki biz Kur'an'a inanan Müslümanlar incire ve zeytine birbirimize karşı yemin içtiğimizde kabul etmiyoruz. Evet. Ama Allah Kur'an'da yemin içmiş. Peki Allah'ın yemin içtiği incirle zeytinden kasıt nedir? Hangisi? Pazardaki değil.
Demin arz ettim. Allahu Azze ve Celle bazen mecaz yoluyla bazı gerçekleri bil. Allah Kur'an'da vaadede bulunmuş. Ben Kur'an'ı gönderdim, ben koruyacağım. Allah'ın Kur'an'ı korumasının formüllerinden bir tanesi isim değil sıfatları devreye sokmak. Formüllerden biri budur. Evet. Birçok formülü vardır. Bakın Kur'an'ın sessiz Kur'an'ı natık Kur'an'lara, konuşan Kur'an'lara götürdüğümüzde, Cafer-i Sadık, Kur'an'ın natık, mezhep müçtehitlerinin efendisi, mezhep müçtehitlerinin üstadı, Ebu Hanife'nin vasıtasız üstadı, İmam-ı Sadık aleyhisselam buyuruyor ki, ayette geçen incir ve zeytin Hasan ile Hüseyin'dir. Ağzınıza sağlık, bir daha alalım. Bakın, ayette sağlık. Geçen ve tin ve zeytun, and olsun Hasan'a, and olsun Hüseyin'e ve Tur-u Sinin, bakın Sina Dağı'na and olsun. İmam buyuruyor ki Sina Dağı Ali'dir. And olsun Ali'ye. Hazal beledil emin. And olsun bu emin beldeye. İmam buyuruyor ki emin belde Resulullah'tır. Resulullah'ın şehrine giren herkes emanda olur. Yani onun içine giren herkes emanda. Neyin emanda? Azabın emanında. Cehennem ateşinin emanında. İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki buradaki zeytinden, incirden maksat İmam Hasan ve İmam Hüseyin'dir. Açsınlar Rahman suresini. Bakın Allah Azze ve Celle Rahman suresinde buyuruyor ki Meracel behreyni yeltegiyan. Allah iki tane deniz yarattı. Yeltegiyan. Onlar birbiriyle kavuştu. Beynehuma berzehun la yebgiyan. O iki denizin ortasında bir perde vardır ki o perde o iki denizin suyunun birbirine karışmasına engel oldu. Yahrucu minhumel lu'lu vel mercan. Allah o iki denizden lu'lu ve mercanı çıkardı. Bunun birinci betini yani zahirine baktığımız zaman Yaşar Bey. Bunun zahiri evet Kaptan Kısto bir yerde Hint Okyanusu'nda bir yerde bir deniz iki tane deniz gördü birinin suyu. Bu ayrı bir mesele. Ona girmiyorum. Kur'an'ın zahiri var, zahirin batını var, batının batını var, batının batını var, 70 batını var. Ehl-i sünnet kaynaklarında da bu rivayetler var. İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer-i Sadık konuşan Kur'anlar buyuruyor ki, Meracel Behreyn, Allah iki derya yarattı. Bu deryalardan bir tanesi şecaat deryası, takva deryası. Aliyyel Murteza'dır. Diğeri ise İffet ve İsmet deryası Fatimetuz Zehra'dır. Allah bu iki deryanın arasına beynehume berzeh. Bir perde bıraktı ki Resulullah'tır. Resulullah Ali ile Fatima'nın ortasındadır. Ve Allah bu iki deryadan yani iman, takva, şecaat deryası Ali, İsmet ve İffet deryası Fatima'dan Lulu ve Mercan'ı Hasan ile Hüseyin'i çıkardı. Bakın Kur'an'ın neresine giderseniz gidin birçok ayette Allah-u Azze ve Celle bunları sıfat yoluyla buyurmuştur. Ve konuşan Kur'an'larda bunları bize açıklamıştır. Dolayısıyla Yaşar Bey bu rivayetlere bu ayetlere baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'den hadis var. Ali Kabe'ye benzer. Hazreti Fatıma buyuruyor. Meselul imam veya bazı rivayetlerde var. Meselu aliyyin. Ali Kabe'ye benzer. Hatta onun isterseniz teferruatıyla Hazreti Fatımetüz Zehra Hazreti Peygamber Efendimiz'in kabri şerifinin yanında ağlarken evet. Birisi gelip soruyor. Bugün de çok sorulan bir evet. Soru. Madem Allah istedi Ali'nin halife olmasını, imam olmasını neden evet. Neden Ali hakkını almadı diye sorduklarında bu cevabı veriyor. Evet, bu cevabı veriyor. Ali Kabe'ye benzer. Ve bunun da içinde manalar var. Zaten kendisi söylüyor. Hiçbir zaman Kabe insanlara gitmez. İnsanlar Kabe'ye gider. Siz Kabe'ye gideceksiniz diyor. Bakın bunun da bir sürü manası var veya hadiste var. En nazaru ila vechi Ali. Dikkat edin. Hocam bir de bir soru var. Evet. İsterseniz ona da işaret edelim. Göndermişler içeriden. Bir izleyicimiz soruyor ki Ali'ye bakmak ibadettir. Bu hadis çok meşhurdur. Evet çok meşhur. Her yerde var. Ehl-i sünnet kaynaklarında, evet. Şii kaynaklarında yazılan bir hadis. Bakmaktan kasıt nedir diyor izleyicimiz. Ali'ye biz biliyoruz ki Yahudiler de bakıyordu.
Eyvallah, doğru. Ali'ye müşrikler de bakıyordu. Evet. Ali'nin yüzüne Amir İbni Abdüvat da baktı. Evet. Ali'ye bakmak ibadetlerden kasıt nedir? Eğer ibadetse Amir İbni Abdüvat da ibadet yapmış sayılacak mı? Evet. Muaviye de baktı Ali'nin yüzüne. Evet. Bakınız Yaşar Bey, Allah sizden ve o izleyicimizden razı olsun. Amin cümlemizden. Şimdi en nezaru ila vecihi aliyyun ibadeh. Ali'nin yüzüne bakmak ibadettir. Meşhur bir rivayet, meşhur bir hadis. Sahabelerden bir tanesi Çin'e ticarete gidiyor. Çin'e. Ve bu büyük bir kar ile geri dönüyor. Böyle olunca Müslümanlardan bazıları bunu kıskanıyorlar. Ve bu kıskanma halini duyan bazı sahabeler Peygamber Efendimiz'e şikayete geliyorlar. Diyorlar ey Allah'ın Resulü, falan Müslüman ticarete gitti, büyük bir karla döndü. Birileri, bazıları onu kıskanıyorlar. Bu konuda bir açıklama yapsın. Peygamber Efendimiz buyurur ki, birisinin dünya malının çokluğu sizi aldatmasın. Onun dünya malı, bir insanın dünyasının, dünya malının çok olması, eğer o onu Allah'ın razı olduğu yerlerde tasarruf ediyorsa onun için ziynettir, ibadettir. Ama hayır, şeytani yollarda kullanıyorsa onun için vebaldir, azaptır. Ben sizlere sermayesi bu Çin'e gidip gelenden az olan, gidip gelişi bu Çin'e gidenden çabuk olan, zahmeti bu Çin'e gidip gelenden daha az olan, ama karı ondan çok çok fazla olan, dünyalardan da fazla kar eden bir ticaret ehlinden haber vereyim. Dediler evet. Allah Resulü buyurdu ki, biraz sonra buraya birisi gelecek, ona dikkat edin. Biraz sonra sahabe baktı ki, yaşlı bir tanesi geliyor, üzerinde başında eski elbiseler var. Allah Resulü bu şahsa sual etti. Bugün ne yaptın? Dedi ey Allah'ın Resulü, akşam karar verdim, yarın erken vakitte kalkıp gidip falan işimi yapacağım diye. Ancak geç uyandığım için, geç kaldığım için işime gidemedim. Dedim gidersem işimi bitiremem. Onun için dedim nasılsa bugün geç kaldım ve işe de gitmeyeceğim. İyisi mi ben ibadet zamanı yaklaşmadan önce, ibadet zamanı gelmeden önce Ali'nin Mescid-ün Nebi'ye gidip geldiği yolu biliyorum. Hangi yoldan gidip geldiğini biliyorum. Gideyim Ali'nin yolunun üzerinde oturayım. Çünkü Hazreti Ali tarlada çalışıyor. Namaz vakitlerinde camiye dönüyor. Ali'nin yolunun üzerinde oturayım. Ali gelirken onun yüzüne bakayım. Çünkü ben ey Allah'ın Resulü sizden işitmiştim ki Ali'nin yüzüne bakmak ibadettir. Ben de diyor bugün kazançlı çıkayım diye, zarar etmeyeyim diye gittim diyor, Ali'nin yüzüne baktım. Peygamber Efendimiz bu cümleyi duyduktan sonra buyurdu ki vallahi ibadetun fe eyyu ibade. Vallahi ibadettir. Hem de nasıl bir ibadettir. Bu cümleden sonra buyurdu ki Allahu Azze ve Celle bu şahsa öyle mükafatlar tayin etti ki bu şahsı, Allah'ın tayin ettiği mükafatları Allah bu Müslümana gösterse ve o mükafat karşılığında dünyayı dünyada olanlarla beraber bu şahsa teklif etse, bu şahıs o mükafatları verip de dünya ve dünyada olanları tercih etmez, kabul etmez. Bakınız. Evet. Burada da Ali'ye bakmak ibadettir rivayeti var. Peki bu Ali'ye bakmak ibadettir evet, sözünün manası ne? Bakmaktan ne kasıt ne? Her bakan mı? Bakınız Yaşar Bey, ibadet ederken yeryüzünde cihetsiz bir insan yok. Yönsüz bir insan yok. Her insanın yönü var. Evet. Yön. Yön çok önemlidir. Cihet çok önemlidir. Kıble çok önemlidir. Efendim Müslümanların namaz ibadeti ve bir takım ibadetler dahilinde ciheti, yönü ne taraftır? Kabe. Değil mi? Bazı insanların ciheti, yönü farklı yerlerdir, o ayrı. Bakınız Yaşar Bey, Ali'ye bakmak ibadettir sözünün manası din hakikatlerini, Kur'an'ı, Kur'an'ı hakikatleri ve benim sünnetimi, Peygamber Efendimiz bu sözü derken bunu kastediyor, benim sünnetimi, şeriatimi öğrenmede kıbleniz Ali olsun, cihetiniz Ali olsun.
yönünüz Ali olsun. Bunları ancak Ali ve evladı Ali'den en doğru bir şekilde alabilirsiniz. Hocam nasıl Kur'an Kur'an'ı tefsir ediyorsa hadisler de birbirini tefsir etmiyor mu? Eyvallah. Ali ne tarafa dönerse hak oraya döner. Yani bu hadisi bu hadisin yanına getirince mesela bitiyor. Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. Bakın yani gidin Ali'nin kapısına. Evet. Ali'ye bakmak ibadettir. Niye? Gidin Ali'ye, Ali'nin ayağına gidin. Ali'ye bakma bahanesiyle Ali'nin yanına gidin. Sevap alacağım diye Ali'nin yanına gidin. Giderken Ali'den şeriatı, sünneti öğrenin. Evet. Bu da bu meselede böyle. Bir kardeşimiz de isterseniz namazların birleştirilmesi meselesini sormuş. Evet. Bir ehl-i sünnet kardeşimiz. Siz namazları birleştirerek kılıyorsunuz. Genelde söylenen sözlerden birisi şu. Genelde ehl-i sünnet kardeşlerimiz bizim namazı 3 vakit kıldığımızı zannediyorlar. Evet. Yani namaz 5 vakittir ve 17 rekattır. Evet. Bu Şia'da da böyledir. Ehl-i sünnette de böyledir. Evet. Onlar bizim birçoğu tanımadıkları için, bilmedikleri için bizim namazı eksik kıldığımızı zannediyorlar. Evet. Siz bunun hakikatini anladın. Biz neden namazı 3 vakit kılıyoruz? Birleştiriyorsak neden birleştiriyoruz? Birleştirmeyin ruhsatını nereden alıyoruz? İsterseniz biraz oralara işaret. Bakınız Yaşar Bey. Önce şunu belirteyim. Peygamber Efendimizin kıldığı namaz 5 vakittir. Bunu biz her fırsatta söylüyoruz. 5 vakittir. Ancak şunu da belirteyim. Namaz bizde de 5 vakittir. Yani ehli sünnet vakit değildir. 5 vakittir. Her ne kadar bazı ilahiyatçılar Kur'an'dan namaz 3 vakittir demişlerse de ki onlardan bir tanesi Süleyman Ateş. Eski Diyanet İşleri Başkanı yazmış Vatan Gazetesi'nde bakın. Süleyman Ateş başlık bile atmış. Kur'an'a göre namaz başlığı ve başlık atmış. Kur'an-ı Kerim 3 vakit belirtmiştir diye. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz 5 vakit namaz kılmıştır. Ancak bu arada bu sorular SMS de geliyor. Evet. Soru soran dinleyicilerimiz SMS gönderebilirler. Evet. İki soruyu SMS'ten aldık. Bakınız şeriatın uygulama şeklini belirleyici nokta kimdir? Peygamber. Kur'an'da diyor akimi salat kılın namaz ama nasıl kılacağız yok. Bunu peygamber bize uygulamayı uygulamasıyla gösterecek. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz namazları 5 vakit kılmıştır. Yoğunluk çoğunluk olarak. Ancak namazları cem etme konusuna baktığımızda ehli sünnet mezhepleri içerisinde dahi bu konuda farklı farklı görüşler var. Mesela Ebu Hanife'ye göre hacda Mina ve Muzdalife'nin dışında namazları cem etmezler. Ebu Hanife böyle bir fetva vermiş. Mina ve Muzdalife'nin dışında namazı cem etmek sahih değil. Ama diğer üç mezhep, Şafii, Maliki, Hanbeli, bunlar diyor ki hayır bir takım mazeretli hallerde namazları cem etmek caizdir. Mesela Ahmed İbni Hanbel'in fıkhında var. Hanbeli mezhebinin fıkhında var. Diyor ki çocuğuna süt veren annenin çocuğuna süt vermesi namazı cem etmesi için bir mazerettir. Allah aşkına buraya bir bu fetvaya dikkat etsinler. Bir anne çocuğuna kaç dakika süt vermek onun vaktini alır? En fazla 15 dakika, 10 dakika. Çocuğuna 10 dakika, 15 dakika süt verdikten sonra o çocuk uyur. Yani mazeret bertaraf oldu. Ama Ahmed İbni Hanbel onu bile mazeret gösteriyor. Diyor bu halde olan bir anne bile namazını birleştirebilir. E diyoruz ki bakın mazeretleri bu şekilde ehl-i sünnet mezhepleri yani kolaylaştırmış fetvalarıyla. Bir de Peygamber Efendimizin kendi döneminin dışına çıkıp bu zamana baktığımız zaman. Bu zamana, zamanın koşullarına baktığımız zaman, zamanın koşulları daha da ağır. Peygamber Efendimizin dönemine göre daha ağır. Çok yani daha çocuğuna öyle. Süt veren bir annenin süt vermesi mazeretse, namazları birleştirmeyi bir mazeret ise, üniversite öğrencileri var, başkasının yanında fabrikalarda çalışan anneler var. Bakın, o zaman bunlarınki de mazeret. Bu mazeretlerin hepsini bir kenara bırakıyoruz. Ehl-i Beyt fıkhına göre, Caferi Ekolü'ne göre,
namazları mazeret olmaksızın bile birleştirerek kılmanın ruhsatı verilmiştir. Ve bu ruhsatı kim vermiştir bize? Bu ruhsatı bize bu dinin peygamberi vermiştir. Yaşar Bey, affınıza sığınıyorum, izleyicilerimiz iyi dikkat etsin. Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslüm, Tirmizi, İbn-i Mace, Nesai, Ebi Davud. Ehl-i Sünnet'in 6 sahih kitabı. Kutub-ı Sitte, Sahih-i Sitte. Yani Kur'an'dan sonra şeriate kaynak olarak kabul ettikleri 6 kaynak. Bu 6 kaynakta 28 tane hadis var. Bakın hepsi burada. Ebi Davud'dur, İsterseniz Müslüm'dür. İsterseniz birkaç tanesini kameraya gösterelim. Birkaç tane bakın. Ebi Davud. Bakın Ebi Davud'da. Gösteriyorum kameraya birkaç tanesini. Ebi Davud'da, Müslüm'de, Tirmizi'de. Bakınız bunların hepsi mevcut. Sünen Ebi Davud. Sünen Ebi Davud'un 2. cildinde. Müslüm'ün 2. cildinde yine. Bakın Müslüm'ün 2. cildinde. Orijinal Sahih Arapçası. Sahih Müslüm. Kenzül Ummal'ın bakın 8. cildinde. Maliki'nin Muvattası'nın 1. cildinde. Bakın hepsini göster. Orijinal Arapçası. Buhari'nin yine 1. cildinde. Son bir kaynak daha vereyim. Nesai'nin 1. cildi. Bakınız bu kaynakların tamamında 28 tane hadis var. Hadislerin tamamının özetini diyorum. Hepsini teker teker söylememe gerek yok. Kaynaklar burada. Diyor ki biz Medine'deydik. Yolculuk yoktu. Savaş gibi bir sebep de yoktu. Yağmur da yağmıyordu. Bu sözleri söylemesinin sebebi ne? Yani hiçbir neden yoktu. Hiçbir neden yokken peygamber bize öğlen ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı cem edip kıldı. Ve bazı sahabeler diyor ki İbn Abbas'a soruyor, bu kaynaklarda var. Peygamber neden böyle yaptı? Peygamberin namazı cem edip de kılmasının sebebi nedir? Diyor İbn Abbas dedi ki ümmetine kolaylık olsun diye böyle yaptı. Bakın dikkat edin, ümmete kolaylık olsun diye böyle yaptı. Ki ehli sünnet kaynaklarında özellikle fıkıh konularında ehli sünnetin fıkıhtaki fetva kaynaklarının 1/3'ü İbn Abbas'a döner. Evet. 1/3'ü İbn Abbas'a döner. Abdullah İbn Abbas'a. Abdullah İbn Abbas'a döner. Bakın diyor peygamber ümmete kolaylık olsun diye böyle yaptı. 28 tane hadis var. Savaş yok, yolculuk yok, hiçbir mazeret, hiçbir neden yokken peygamber Medine'de akşam ile yatsıyı, öğlenle ikindiyi birleştirerek kıldı. Bu rivayetlerin yanında şunu soruyoruz Allah aşkına. Bazen meseleye vakıf olmayan bazı alimler, ehli sünnet kardeşlerimizin mezheplerine mensup olan alimlerden soruyorlar. Efendim siz namazı işte çalıyor musunuz, eksiltiyor musunuz, nasıl işte böyle namaz olur mu gibisinden, vakit girmeden önce namaz mı kılınır, ikindi vakti girmeden önce namaz mı kılınır diyoruz, hayır. Bakınız. Şu soruya cevap versinler. Peygamber Efendimiz bir kapı yapıyor kendi eliyle. Kendi eliyle. Kapının üzerine yazı yazıyor. Bu kapı ruhsat kapısıdır. Bu kapı kolaylık kapısıdır. Ve peygamberin kendisi bizzat bilakis kendisi o kapıdan içeriye giriyor. Hal böyle iken peygambere inanan bir Müslüman o kapıdan içeriye girdiği takdirde o kişiyi eleştirmek doğru mudur, yanlış mıdır? Bakın o kapıdan giren insanı eleştiren aslında peygambere eleştiriyor, farkında değil. Kardeşim ben peygamberin yaptığı, isimlendirdiği ve bizzat kendisinin de içeri girdiği kapıdan içeriye giriyorum, o ruhsattan ve o kolaylıktan faydalanıyorum. Benim yaptığım eğer şeriate, sünnete aykırıysa o zaman haşa peygamber kendi sünnetine aykırı hareket etmiş. 28 tane hadisi ne yapacağız? Evet. Dolayısıyla 5 vakit namaz kılanlar, Allah kabul etsin peygamberimiz çoğu zaman da 5 vakit namaz kılmış. Bunda itiraz yok. Yani ama peygamber bizde de hocam özür diliyorum. Bizde de vakti vaktine kılmak daha şunu faziletli değil mi? Eğer bir insanın hiçbir mazereti yoksa, cemaatle de namaz kılmıyorsa, bakın evinde namaz kılıyor, tarlasında namaz kılıyor, mesela cemaatle de kılmıyor, ferdi namaz kılıyor ve vakti de varsa bu insanın namazları 5 ayrı vakitte kılması sünnettir. Bu bizim ilmihal kitaplarımızda var. Gerçeğe Giden Yol kitabında dahi biz bunu belirtmişiz, yazmışız. Bütün kaynaklarımızda bu bizim var.
Ama bir insan cemaate geliyorsa, bakın cemaate, namazı cemaatle kılmak mı daha çok sevaptır, ferdi kılmak? Tabii ki cemaatle kılmak. Cemaatin de içerisinde cemaate dair verilen bir takım emirler var. Hazreti Ali Malik Eşler'e diyor, Malik, cemaat namazı kıldırdığın zaman işi en yoğun insan nasıl namaz kılıyorsa, en bıtkın insan, en hasta insan nasıl namaz kılıyorsa cemaat namazını o şekilde kıldır. Çünkü insanların işi var, dayanamayanı var, yaşlısı var. Yani cemaat namazını biraz çabuk kıldır. Fazla uzatma. Ama namazı ferdi kıldığın zaman diyor uzat. Onun sevabı ferdi kıldığın zaman uzatman daha çok sevaptır. Dolayısıyla cemaat namazı kılmanın sevabı ferdi namazdan çoktur. Cemaat namazı da kılındığı zaman bir sürü mazereti olan insan var. Onlar göz önünde bulundurarak bugün biz camilerimizde namazları birleştirerek kılıyoruz. Ama bir insan evinde kılıyorsa, mazeret de yoksa bunları ayrı ayrı kılması daha çok sevaptır. Evet. Bunun da altını böyle çizelim. Gelen sorularda Hazreti Fatıma konusuna biraz işaret eder misiniz var. İnşallah hocam bir nefeslenelim, bir soluklanalım. Evet. İzleyiciyi de bir soluklandıralım. Eyvallah. Onlar da bir nefeslensinler sonra Hazreti Fatıma ile ilgili devam edeceğiz. Bu arada soru göndermek isteyen dostlar SMS'ler sorularını bizlere ulaştırabilirler. Telefonumuz şu arada çok yoğun. Telefonla ulaşamayabilirler. Evet, mesajlar da ekranda yayınlanıyor. Sevgili dostlar mesajlarını gönderebilirler. Evet sevgili dostlar, kısa bir aradan sonra, kısa bir klip arasından sonra tekrar burada olacağız. İnşallah sizler de ekran başında olursunuz. Hazreti Fatıma konusuyla devam edeceğiz.